Diyanet Haber'den iyi akşamlar sayın seyirciler. Bültenimize hoş geldiniz. Bugün 16 Ocak Çarşamba. Evet, Suriye gündemiyle başlıyoruz. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ABD Başkanı Trump'ın önümüzdeki dönemde pozitif yaklaşımla birlikte çalışmayı sürdüreceğini söyledi. Ekonomik tehdit geride kaldı dedi. Kalın, Suriye'de güvenli bölge konusundaysa görüşmelerin sürdüğünü belirtti. Öte yandan kabine çalışmalarıyla ilgili bilgi veren İbrahim Kalın, imamlar, öğretmenler, sağlık çalışanları ve polisler için 3600 ek gösterge çalışmasında devam ettiğini söyledi. Ekonomik tehdit vesaire konuları artık geride kaldı. Bugün yeni bir hedef kondu ve bu pozitif gündemle de biz çalışmalarımızı sürdürmeye devam edeceğiz. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'la yaşanan ekonomik tehdit gündeminin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Trump'la yaptığı telefon görüşmesinde konuşulduğunu, iki liderin pozitif bir süreç, hatta ekonomik işbirliği konusunda ortak görüş ifade ettiklerini belirtti. Sayın Cumhurbaşkanımız Sayın Trump'la gayet kapsamlı, verimli, olumlu havada geçen bir görüşme yaptılar. Orada bu konuyu bir sonuca bağladılar iki lider olarak. Zaman zaman Sayın Trump'ın bu tür çıkışlarının olduğunu biliyoruz çeşitli mecraları kullanmak suretiyle. Ama dünkü görüşme tonu itibariyle, genel havası itibariyle olumlu bir görüşmeydi. Nitekim görüşmeden sonra bildiğiniz gibi Sayın Trump bir tweet daha attı. Türkiye ile ekonomik ilişkileri geliştirmek istediğini, bunun için büyük bir potansiyel bulunduğunu söyledi. Bugün Sayın Cumhurbaşkanımız da grup konuşmasında ifade ettiler. 75 milyar dolar ticaret hacmini iki lider belirlediler. Kalın, teröre karşı Suriye'de güvenli bölge oluşturulması gündemine de değindi. Bu konuyla ilgili görüşmeler sürecek, dedi. İlk defa Amerikan yönetimi tarafından en üst düzeyde bunun uygulanabilir, gerçekleştirilebilir bir plan olduğu ifade edilmiş oldu. Yani yaklaşık 4 yıl sonra Sayın Cumhurbaşkanımızın dediği noktaya geldiler. Bu sevindirici bir şey. Ama şimdi bunun modalitesi nasıl olacak? Nasıl uygulanacak? Alan nasıl şekillenecek? Askeri boyutu ne olacak? İstihbari boyutu ne olacak? Tabii bununla ilgili şu anda görüşmeler devam ediyor arkadaşlar. Yani şu anda şu hali hazırda dahi bu konudaki görüşmeler devam ediyor. Önümüzdeki günlerde de bu görüşmeler devam edecek. Türkiye'nin Suriye'de Amerika Birleşik Devletleri'nin taleplerine karşılık isteklerini ABD tarafına ilettiğini söyledi Kalın. Münbiç mutabakatının sürdürülmesi, bölgede üslerin kapatılması veya Türkiye'ye devredilmesi ve terör örgütü PKK-YPG'ye verilen silahların geri alınması konusu öncelikli başlıklar. Bu arada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 23 Ocak'ta Rusya'ya giderek Devlet Başkanı Vladimir Putin'le görüşecek. Kabine toplantısında ele alınan konularla ilgili bilgi veren Cumhurbaşkanı Sözcüsü İbrahim Kalın, imamlar, öğretmenler, sağlık çalışanları ve polislerle ilgili 4 meslekte 3600 ek gösterge çıkarma düzenlemesine yönelik çalışmaların sürdüğünü belirtti. Farklı meslek sektörleri olmakla birlikte bunların bir araya getirilerek tek bir paket halinde geçirilmesi planlanıyor. Dolayısıyla çalışma devam ediyor. Herhangi bir gündemden çıkarma ya da bir unutma diye bir şey söz konusu değil. Sayın seyirciler, Rusya'dan da güvenli bölge planına destek mesajı geldi. Öte yandan terör örgütü PKK-YPG kontrolündeki Münbiç'te bir patlama yaşandı. En az 6 kişi öldü. Devriye gezen ABD askerleri yaralandı. Günün sıcak haberi Münbiç'ten geldi. Terör örgütü PKK-YPG'nin işgali altındaki Münbiç'te patlama oldu. Patlama koalisyon askerlerinin devriye görevindeki birliğinin yakınlarında gerçekleşti. ABD'li yetkililerin açıklamasına göre 4 ABD askeri dahil 14 kişi öldü, 3 ABD askeri de yaralandı. Askerler helikopterlerle bölgeden tahliye edildi. Gündemdeki güvenli bölge için Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'dan açıklama geldi. Lavrov, Türkiye dahil Suriye'nin komşuları ve tüm tarafların güvenliğini ve çıkarlarını gözeteceğiz dedi. 23 Ocak'ta Rusya'da gerçekleşecek Erdoğan-Putin görüşmesini işaret etti. Bunların tümüne Suriye'de rejimin toprak bütünlüğünü en kısa süre içerisinde sağlayacağı çerçeveden bakmak gerekiyor. Bu konu elbette Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bir sonraki müzakereler için geldiğinde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le ele alınacak. Güvenli bölge planı Suriyeli sığınmacıların da ülkelerine dönüş için umutlandırdı. Tampon bölge siyasi çözüm, emniyet ve barışı getirir. En önemlisi de tampon bölge bizi terör örgütlerinden korumak için iyi bir bariyer görevi üstlenir. Tampon bölge bizi vatanımıza yakın eder.
Bu bizim için aynı zamanda vatanımıza dönmek için umut olur. Diyanet İşleri Başkanı Profesör Doktor Ali Erbaş, Kızılcahamam'da düzenlenen Kültür ve Gençlik Politikaları Kurultayı'na katıldı. Gençlere seslenen Başkan Erbaş, "Gencin süsü güzel ahlakıdır. Davranışlarınızda edep, nezaket ve zarafeti asla ihmal etmeyin." dedi. "Gencin süsü güzel ahlaktır. En küçük davranışlarımızda bile edep, nezaket ve zarafeti asla ihmal etmeyiniz." Önder İmam Hatipliler Derneği tarafından Kızılcahamam'da düzenlenen Kültür ve Gençlik Politikaları Kurultayı programına Diyanet İşleri Başkanı Profesör Doktor Ali Erbaş da katıldı. İmam Hatipler inancı, vatanı, mukaddesatı, değerleri uğruna Çanakkale'den Kahramanmaraş'a, Sakarya'dan Sarıkamış'a tarihin en büyük destanlarından birini yazan milletimizin yüreğindeki inancın, mücadele ruhunun, azminin, duasının, umudunun, gelecek heyecanının temsilcisi bir nesildir İmam Hatip nesli. Anadolu'nun saf, temiz, geleneğinin ve düşüncesinin yansımasıdır. Bilginin önemini anlattı, gençlere ayrımcı tuzaklara karşı uyanık olun dedi. "Bilgi üretmeyenler, üretilen bilginin takipçisi, hatta mahkumu olmaya mecburdur. Yakın tarihi, son iki asırdır dünyada yaşanan gelişmeleri, birlik ve beraberliğimizi zedeleyen etkenleri bilmeliyiz. Bir arada yaşama ahlakına halel getiren, zarar veren ırk, din, mezhep, meşrep ve ideoloji üzerinden tefrika faaliyetlerine karşı uyanık ve bilinçli olmalıyız." Erbaş, "inancınızı sahih dini bilgiler üzerine inşa edin" dedi ve gençlere "milletinize ve insanlığa hizmet etmekte idealleriniz arasında yer alsın" tavsiyesinde bulundu. "Hem kendinizin hem de toplumun ve bütün insanlığın iyiliği için şu hususları önemsemenizi özellikle tavsiye ediyorum. İnancınızı sahih bilgiler üzerine bina etmelisiniz. İslam'ın şefkat, merhamet, hakkaniyet, güzel ahlak ve bir arada yaşama ilkeleri sizin elinizle ve gayretinizle dünyanın her yerine ulaşmalıdır. Bir diğer tavsiyem, insanın değeri peşinden gittiği şeyle ölçülür. İnsan ideali kadardır. İdealiniz sadece kendinizle ilgili olmasın. İdealinizin başına milletinize ve insanlığa hizmet etmeyi koyunuz." Sayın seyirciler, Belçika'nın Flaman bölgesinde helal kesim yasağının yılbaşında yürürlüğe girmesinin ardından ülkedeki Müslüman ve Musevi toplumun tepkisi sürüyor. Belçika nüfusunun yaklaşık %6'sını oluşturan Müslüman ve Museviler yasağın dini özgürlüklerini kısıtladığını belirterek uygulamadan geri dönülmesini istiyor. Belçika'da Müslüman ve Musevi toplumları Flaman bölgesinde helal kesim yasağı nedeniyle ayağa kalktı. Hayvanların şoklanmadan ve uyutulmadan kesilmesini yasaklayan kararın ardından Müslüman toplum temsilcileri tepki gösterdi. "İslam dini tanınınca o dinin ritüelleri de tanınmış oldu. Kurumsallaşma bakımından Avrupa'da İslami yönden en ileride olan Belçika böyle bir yasağı gösterince herkes tabii hayal kırıklığına uğradı." Müslümanların helal, Musevilerin ise koşer olarak adlandırdığı kesime göre hayvanların kesilmeden önce sağlığı ve bilincinin yerinde olması gerekiyor. Kesimden önce hayvanların şoklanması ise buna mani olarak Müslüman ve Musevi toplumların tükettiği helal ve koşer ürünlerin elde edilmesini engelliyor. Aşırı sağcı kesimler ve hayvan hakları savunucularından oluşan yasak taraftarları ise şoklanmadan ya da uyutulmadan kesilen hayvanın acı çektiğini ve haklarının ihlal edildiğini öne sürüyor. "Helal kesimle alakalı Müslümanların bu zamana kadar bir sorunu yoktu. Biz bundan sonra da olmaması gerektiğini düşünüyoruz. İnsan haklarına aykırı olduğunu düşünüyoruz." Avrupa'da 1933'te Adolf Hitler'in Almanya'da şoklanmadan hayvan kesimini yasaklamasıyla yoğun olarak gündeme gelen uygulama halihazırda İsveç, İsviçre, Norveç, İzlanda, Danimarka ve Slovenya'da da uygulanıyor. "Belçika vatandaşları olarak razı değiliz, kabul etmiyoruz ve bizim bu
elimizden alınan bu haklarımızın parlamentoda geri verilmesini talep ediyoruz. Karar ülkedeki Musevileri de rahatsız etti. Brüksel bölgesinde Haham Şimon Lasker, dini özgürlüklerin kısıtlanmasını kabul edemeyiz. Bu durum 2. Dünya Savaşı'ndan kalan kötü hatıraların tekrar canlandığı havası veriyor, dedi. Tartışmanın Kurban Bayramı döneminde daha da yükselmesi bekleniyor. Etkileri mutlaka olacaktır. Örneğin kurban kesimi esnasında eğer Anayasa Mahkemesi aleyhte bir karar vermediği zaman büyük sıkıntılar yaşayacağımızı tahmin edebiliyorum. Sayın seyirciler, İngiltere'de Brexit krizi yeni bir kaosa evrildi. İngiliz parlamentosu ülkenin Avrupa Birliği'nden ayrılma anlaşmasını oyladı. İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden ayrılmasına onay çıkmadı. İngiltere, AB'den ayrılma sürecinde yeni bir belirsizliğe girdi. İngiltere Başbakanı Theresa May'in Avrupa Birliği ile vardığı birlikten çıkış, yani Brexit anlaşması İngiliz parlamentosu tarafından reddedildi. Parlamentoda yapılan Brexit oylaması 202 evet oyuna karşı 432 hayır oyuyla reddedildi. Avam kamerası daha önce anlaşmanın reddedilmesi durumunda hükümete 3 gün içinde bir B planıyla gelme zorunluluğu getirmişti. Bu sonucun ardından muhalefetteki İşçi Partisi'nin lideri Jeremy Corbyn, Başbakan Theresa May hükümetine karşı güvensizlik oylaması talep ettiğini açıkladı. Başbakan May de muhalefetin gen soru vermesi halinde bunun görüşülebileceğini söyledi. Avrupa Birliği ise İngiltere'ye kararını netleştir çağrısında bulundu. Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker, İngiltere'nin en kısa zamanda niyetine açıklık getirmesini talep ediyorum. İngiltere'nin anlaşmasız ayrılma riski bu akşamki oylamayla artmıştır, dedi. Büyük bir belirsizliğe giden İngiltere'nin önünde şimdi anlaşmasız ayrılık, Brexit'in ertelenmesi, erken genel seçim ve ikinci referandum gibi seçenekler bulunuyor. İngiliz parlamentosundan çıkan red sonucu Avrupa Birliği yanlısı İngilizleri sokağa döktü. Sevinç gösterileri düzenlendi. İngiltere 23 Haziran 2016'daki referandumla Avrupa Birliği'nden ayrılma kararı almıştı. Yurdun dört bir yanında çetin kış şartları hayatı olumsuz etkiliyor. Birçok ilde kar yolları kapadı, onlarca ilde eğitime ara verildi. Bazı illerde ise şiddetli sağanak yağış, fırtına ve hortum hayatı felç etti. Yollar buz pistine döndü, araçlar kaydı, sürücüler zor anlar yaşadı. Görüntüler Kırşehir'den. Şiddetli yağış beraberinde ortaya çıkan buzlanma ulaşımı aksattı. Kent merkezinde kayan araçlar yürekleri ağızlara getirdi. Niğde'de de kar yolları kapladı. Dikilitaş beldesinden kent merkezine gitmek isteyen öğretmenleri taşıyan midibüs kara saplandı. Bölgede mahsur kalan 26 öğretmen ekiplerin uzun süren çalışmaları sonucu kurtarıldı. Adıyaman'da binaların çatısında biriken kar kütleleri işte böyle düştü. Kar yığınlarının düşme anında neyse ki kimseye bir şey olmadı. Sokaklarda biriken kar yığınları da iş makineleri tarafından temizlendi. Hasancık köyünde bir evde çökme meydana geldi. Yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle Nevşehir, Niğde ve Nevşehir Aksaray karayolunda ulaşım zaman zaman aksadı. Araçlar karla kaplı yollarda mahsur kaldı. Sürücülerin imdadına karayolları ekipleri yetişti. Çardak yolunda ışıkların takıldık, onun için aldık. Karayollarını da aradık ama imdadımıza yetişti şu anda, sağ olsunlar. İnşallah kurtulduk. Kayseri'de beyaz şehre döndü. Yollar karla kaplandı. Upuzun araç kuyrukları oluştu. Mahsur kalan sürücülere sıcak çay ikram edildi. Çay da alalım. Şiddetli tipi nedeniyle Düzce'de de ulaşım aksadı. Karlı ve buzlu yollarda sıkıntı yaşanmaması için ekipler tırların geçişine izin vermedi. Mersin'de ise şiddetli sağanak yağış ve hortum hayatı olumsuz etkiledi. Bozyazı ilçesindeki Sini Çayı taştı, bölgenin büyük bölümü sular altında kaldı, seralar zarar gördü. Anamur'da hortum bir hayvan çiftliğinin çatısını uçurdu, dört büyükbaş hayvan da telef oldu. Erdemli ve Gülnar ilçelerinde de su baskını ve heyelan nedeniyle bazı yollar kapandı. Burası da Adana. Sokaklar sularla kaplandı. Her yer çamur deryasına döndü. Ekipler suları tahliye etmek için mücadele etti.
Hatay'ın İskenderun ilçesinde sabah saatlerinde şiddetini artıran yağış nedeniyle cadde ve sokaklar da sular altında kaldı. Karlı yolları aşarak kız çocuklarını eğitime kazandırıyorlar. Bitlis'in Hizan ilçesinde gönüllü öğretmenler zorlu kış şartlarına rağmen köyleri gezerek çeşitli nedenlerle okula gidemeyen kız çocuklarının okula gitmesini sağlıyor. Bu şekilde hayallerine kavuşan çocukların sayısı 120'yi buldu. Kar kış demeden köy köy kapı kapı dolaşarak kız çocuklarını okula kazandırıyorlar. Gönüllü öğretmenler 120 kız çocuğunun ailelerini ikna ederek okula başlattı. Öğretmenlerle birlikte Hizan'ın en ücra köşelerine gezerek okumayan öğrencilerimizi okula kazandırmak için uğraşıyoruz. Amacımız kız çocukları okusun, kendi hayatlarını kurtarsın istiyoruz. Amacımız bu. Bu özel çalışma Bitlis'in Hizan ilçesindeki Abidin İnan Gaydalı Kız Yatılı Bölge Ortaokulu'nda gerçekleştiriliyor. Eğitim neferleri her gün dondurucu soğuk ve karlı yollara rağmen bölgenin en ücra köşelerine giderek kızlarını okula göndermeyen ailelerle görüşüyor. Ordu'dan geldim buraya. İlk atama Gayda İbo'da Türkçe öğretmeni olarak çalışıyorum. Buraya da kız öğrencilerin okula kazandırılması kapsamında gelmiş bulunuyorum. Gönüllü ekipte yer alıyorum. İşte bu çabalar sonucu okula başlayan kız öğrenciler büyük bir sevinç yaşıyor. Çocukların hayalleri canlanıyor. Başarılı bir öğrenci olup kendilerine hedefler bile çizmeye başladılar. Ben okula gitmek istiyorum. Büyüyünce de doktor olmak istiyorum. Bu çalışmayla okula kavuşan 120 kız öğrenciden elbette hedeflerine ulaşan olacak. Onlar başarılarında bu kış aylarında kapıları tek tek çalıp anne babalarıyla konuşan ve güç de olsa onları ikna eden öğretmenlerin katkısını da unutmayacaklar. Bugüne kadar yaptığımız çalışmalarda 120'nin üzerinde o öğrenciyi okula devamlarını sağladık. Çalışmalarımız devam etmektedir. Dünya iyiliklerle güzel sloganımızı hatırlatarak güzel haberlere bakalım şimdi de. Türk Kızılay'ından yapılan Türkiye'nin kan stoğunun kritik seviyenin altına düştüğü açıklamasının ardından yurt genelinde kan bağışları ciddi derecede arttı. Bağışların yoğunlaştığı illerden biri de Kayseri'ydi. Birim birim kan bağışının 3 hastaya şifa olduğu belirtildi. Bir kişi kan bağışı yaptığında 3 ayrı hastaya bir nevi hayat vermiş oluyor. Kahramanmaraş'ta bindikleri halk otobüslerinde fenalaşan iki yolcu, şoför Oğuz Çolak ve diğer aracı kullanan Yusuf Özbek tarafından hastaneye ulaştırıldı. Rahatsızlık yaşayan Ayşenur Yardım Umar ve Esme Katılmış, doktorların müdahalesiyle rahatladı. Eskişehir'de el işi öğrenen kursiyer kadınların ördüğü atkı, bere ve yelekler Siirt'in Şirvan ilçesinde öğrencileri ısıtıyor. Örgüler Boylu Köyü Hörgüç Mezrası'ndaki şehit uzman jandarma Hakan Aktürk Ortaokulu'nda okuyan 192 öğrenciye ulaştırıldı. Burası ise Yozgat'ın Sarıkaya ilçesi. Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü'nce açılan bebek yapımı kursiyerleri naylon poşetlerin ücretli olmasının ardından pazar filesi örmeye başladı. Kursiyerler hem sıfır atık projesine ve ücretli poşet uygulamasına destek veriyor, hem de satılan fileler ailelerin bütçesine destek oluyor. File yapımı öğreniyoruz. İlçemize ve toplumumuza katkıda bulunmak için. Şuraya Batman'da belediye ve Batman Okusun topluluğu otobüslerde kitap okuma eylemi yaptı. İnsanların toplu taşıma araçlarında cep telefonuyla oynamak yerine kitap okumalarını teşvik etmek için araçlara binerek kitap okudular. Bursa'nın Karacabey ilçesinde doğa fotoğrafçılığı yapan Alper Tüydeş, kanadından yaralı halde bulduğu telli turna ve yuvasından düşen kulaklı orman baykuşunu evinde korumaya aldı. Eve getirdiğimde eşim de ilk başta elimde bir flamingo görünce şaşırdı ama o da sağ olsun anlayışla karşıladı. Evimize de ayrı bir neşe getirdi. Isparta'da yaşayan hayvansever Önder Durmuş, kış aylarında yem bulmakta güçlük çeken sokak köpeklerini doyurmak için seferber oldu. Önder Bey, kendi imkanları ve Hayvan Koruma Derneği'nin desteğiyle temin ettiği mama ve kemikleri sokak sokak gezerek şehrin belli bölgelerindeki yüzlerce sokak hayvanına ulaştırıyor.
Şimdiki çocuklara, gençlere, hatta bizim yaşıtlarımıza sorsak birçoğumuz tanışmamıştır gramofonla. Gençler eski plakları dinleseler dijital çağda kolay kolay ses kalitesini de beğenmezler. Ancak gramofonlarda çalan o şarkılar belli bir yaşın üzerindeki insanları alır götürür geçmişe, duygusal anılara. O anıları canlı tutan ve hatta yaşayan bir isim var Ankara'da. Hem tarihi gramofonları yaşatıyor hem de ilginç gramofonlar yapıyor. Artık pek kullanılmıyor. Evlerin köşelerinde dekorasyon amaçlı sergileniyor ama hala meraklıları da yok değil. Gramofonlardan bahsediyoruz. Kullanıcısı az olsa da hala gramofonlarla ilgilenenler için, hala bu musiki cihazlarının taş plakları döndürmesi için emek sarf edenler var. Onlardan biri de başkentte, belki de Ankara'nın tek gramofoncusu. Tamir etmeye çalışırken kurcalaya bir şekilde tamiratını yaptık. İlgi duyduk. Hala da devam ediyoruz. Savaş Şekerbaş 8 sene önce satın aldığı bir gramofonu tamir ederek adım atmış bu işe. Daha sonra arızalı iki gramofonu tamir ettirmek isteyince tamircilerin çok yüksek ücret talep etmesi üzerine bir atölye açmaya karar vermiş. Mamak'taki bu atölyede tamir işlerini kendisi yapmaya başlamış. Önce ustası, sonra deyim yerinde ise üstadı olmuş bu işin. Birbirinden farklı tasarımları ve çok özel gramofonları Savaş Usta'nın dükkanında görmek mümkün. İşte bunlardan bir tanesi de 1906 model lira markalı bir gramofon. Kur'an-ı Kerim de dinletiyor bu sesi tarihin derinliklerinden gelen gramofonlarla. 1927 yılında Almanya'da üretilmiş gramofonsa dükkana ilk girdiğinizde hemen dikkatinizi çekiyor. Görselliği ve yapısı itibariyle diğer gramofonlardan çok farklıdır. Diğer bir farkı da sesin çıktığı borunun önündeki şu teller, şuralardan akort yaparak gelen sesin tonunu ayarlama imkanımız var. Ben buna kısaca equalizer'ın atası diyorum. Gramofonlarını gözü gibi koruyor Savaş Usta. Bu antika cihazlar kadar onların plaklarını bulmak, bulduklarınızı da iyi korumak önemli. 1920'li 30'lu yıllarda basılmış, şu an üretimi olmayan plaklar ve bunları muhafaza etmek zor. Zaten belli bir ömrü var bunların dinleme açısından. Bu ömrünü doldurduğu zaman ses çıkmaz, bozulur. Müşterilerime siz hayal edin, ben yapayım diyor. Bir müşterisinin vitrin mankeninden gramofon yapabilir misin diye sorduğunu ve inat edip yaptığını ifade ediyor Savaş Usta. Şu an çalışır vaziyette. Deniz kabuğundan, kemandan, gitardan ses veren gramofonlar yaptığını belirtiyor. Gramofonlar kadar tamir aletleri de geleneksel. Eski 500 farklı tamir aletinden oluşan koleksiyonu var. İlerleyen zamanlarda elindeki gramofon ve tamir aletlerini bir müzede sergilemek istiyor. Sayın seyirciler, ana haber bültenimizi burada tamamlarken Abant'tan nefis kar manzaralarıyla veda edeceğiz bu akşam sizlere. Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden biri olduğunu da hatırlatalım hemen. Abant Gölü'nün bir kısmının donduğu o görüntüleri de paylaşalım istedik sizlerle. Yarın aynı saatte birlikte olmak dileğiyle iyi akşamlar efendim.